Biz buyuruyor, cennet üç kişiye haramdır. Üç kişi cennete gidemez. Alal <laughs> Menna'n iyilik yapıp minnet edenlere cennet haramdır. Birisine iyilik yapmış şimdi minnet ediyor, başına kalkıyor. Birisine iyilik yapmış 30 sene önce, 30 senedir ona yaptığı iyiliği konuşuyor. Minnet edicilere haramdır cennet. Alal <laughs> Muktab, cennet gıybet edenlere haramdır. Ve mud minil hamr, ala mud hamr. Daima sarhoş edici şeyler alıp da tövbe etmeden ölen cennet haramdır bunlara. Ve yine buyuruyor, terkül gıybete ahabbu ilallah azda ve cel min aşeret-i alaf-ı Bakınız müminler, 10 bin rekat sünnet namaz bu tarafta dursun. 10 bin rekat sünnet namaz burada dursun. Bir gıybet de burada dursun. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki o bir gıybeti terk etmek 10 bin rekat sünnet namaz kılmaktan faziletlidir. Gıybet günahının büyüklüğüne bakın ki Buyuruyor terk ettiğin zaman öyle bil ki 10 bin rekat sünnet namaz kılmış sevabı alırsın. Allahu Azze ve Celle sana o kadar sevap verir. Ve yine Peygamberimiz buyuruyor. Es-sakitu şerikul muhtab. Gıybet olunduğu zaman susan insan gıybet günahına ortaktır. Ya Rabbi ben gıybet etmedim ki. Doğru sen gıybet etmedin. Sen sustun. Ama sen susmasaydın. Susman dinlemen anlamına gelmekte. Sen susmasaydın. itiraz etseydin. Karşı gelseydin. Yeter kardeşim ya yorulduk ya. Ya 17 senedir, 18 senedir, 20 senedir sen bu gıybetten yorulmadın mı ya? Bazıları böyle. 10 sene, 15 sene, 20 sene birisinin aleyhini, birisini kafaya takmışlar. Bakın aynı papagan gibi papagana bir şey öğretmişler, şeytan da bunlara bir şey öğretmiş, şeytan da bunlara bir yol göstermiş. 10 sene, 15 sene, 20 sene kafaya taktıkları aleyhinde, o kafaya taktıkları insan iyi şeyler de yapsa faydası yok onların yanında. Yüzlerce, binlerce insan onun iyiliğini konuşsa böylesinin yanında gene faydası yok. Neden? Çünkü şeytan almış avcunun içerisine ve birilerini buluyor, birilerinin yanında konuşuyor öyleleri. Onun için Peygamberimiz ne buyuruyor? Es-sakitu şerikul muhtab. Gıybet olunduğu zaman susan insan gıybet günahına ortaktır. Azabul kabr minen nemime vel gıybe Peygamberimiz buyuruyor. Kabir azabının üç tane sebebi vardır. Kimde bu üç sebep varsa o kabir azabı görecektir. Birincisi gıybet, ikincisi söz götürüp getirmek, üçüncüsü yalan konuşmak.